İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Önce ekonomiye dair başlıklara bir bakalım. Sonra piyasalara göz atacağız ve gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Konuklarımız da olacak, değerlendirmeler alacağız. Evet, gözler Merkez Bankası'nda. Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Saat 14'te faiz kararı açıklanacak. Beklenti ağırlıklı faizin değişmemesi yönünde Merkez Bankası geçtiğimiz ayki Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizini %19 seviyesinde tutmuştu. Diğer taraftan dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bir konuşması vardı. Bu konuşma sonrasında piyasalarda bir çalkalanma yaşandı. Ve dün yaptığı konuşmada faiz oranlarında artışa gidilmesinin ekonominin fazla ısınmasını engellemek için gerekebileceğini söyledi. Zaten kar realizasyonu görülen ekonomik büyüme endeksi Amerikalı şirketlerin hisselerinde de satışları hızlandırdı. Sonra Yellen daha sonra bir geri adım attı. Enflasyona dair bir problem görmediğini belirtti. Faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağına bir kere daha yatırımcılara hatırlatmış oldu. Ama o geri adımı aslında baktığımızda bir iletişim kazası mıydı yoksa bilinçli mi yapıldı, bu tartışılıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin %70'inin aşının en az bir dozunu almış olmalarını hedeflediklerini belirtti. 4 Temmuz'a kadar 160 milyon yetişkinin de tamamen aşılanmış olması hedefleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu, Çinli şirketlerin Avrupa Birliği'nin stratejik açıdan önemli şirketlerini satın almalarının önüne geçmek için bir adım daha attı. Komisyon, yabancı ülkelerden destekler, sübvansiyonlar alan şirketlerin Avrupa Birliği işlemlerini satın almalarını ve veya kamu ihalelerine katılmalarını engellemeye yönelik kurallar önerdi. Bu da yine ön plana çıkan gelişmelerden bir tanesi. Diğer taraftan Avrupa Birliği vatandaşlarının 1/4'ü ilk doz aşıyı da olduğu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Avrupa ülkelerinden 150 milyon kişinin aşılandığını söyledi. Bu gelişmede önemliydi. Aşılama bir taraftan devam ediyor. Diğer taraftan da ekonomik aktivitede hareketlilik devam ediyor. Şimdi piyasalara bakacağız. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul 1400 puanın üzerinde kalmayı sürdürüyor. %0,05 yatay bir seyir var. 1417 puanda. Sabah saatlerinde açılışta 1422 puan görüldü. Şu anda 1417 puanda. 1409 puana kadar bir geri çekilme gördük. Önemli bir seviye. Kapanış itibariyle yine 1400 puanların üzerinde kapanması piyasa açısından önemli. Peki banka sınai tarafta nasıl bir denge var? Bankacılık endeksinde %0,18'lik kayıp var. Yatay, sakin bir seyir söz konusu. Diğer taraftan sınai endekse baktığımızda sınai endeksi de %0,11'lik artış var. Biraz daha orada hafif artış var. Pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. BIST %'de en çok artanlara bakalım. En çok artanlarda neler var? Bağfaş 6,77, Çimsa %6,81. Ford Otosan %6,22, Bursa Çimento %5'e yakın, Verus Holding ise %3,8. Özellikle çimento şirketlerinin bilançoları geliyor. Olumlu bilançolar, karlarda artışlar söz konusu ilk çeyrek itibariyle, bu da çimento şirketlerine yansıyor, bunu söyleyebiliriz. BIST %'de en çok düşenler gelsin. İhlas Holding, Kartonsan, Odaş Elektrik, Fenerbahçe ve MLP Sağlık olarak sıralanıyor en çok düşenler. Dolar TL'ye baktığımızda dolar TL'de 8.34 seviyesini görmekteyiz ve Euro TL'ye dönelim. Euro TL'de durum ne? Euro TL 10.01 seviyesinden işlem görüyor. Diğer taraftan Euro Dolar ve Dolar Endeksine baktığımızda Euro Dolar 1.20 seviyesinde. Hafif ekside, Dolar Endeksi ise 91 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Küresel tarafa baktığımızda yurt dışı borsalarda Avrupa borsaları nasıl bir seyir içinde bakalım. Londra %1,21 artıda, %1'in üzerinde primler görüyoruz Avrupa borsalarında. Frankfurt'ta %1,56'lık, Paris'te %1'in üzerinde, yine Madrid'de de %1,31'lik bir artış söz konusu. Avrupa borsalarında hava olumlu. Asya borsalarında Çin, Japonya kapalıydı. Hindistan %1'e yakın yükselişle kapandı. Güney Kore'de %0,64'lük yükseliş var. Hong Kong ise %0,38 ekside işlem görüyor. ABD vadelilere bakalım. ABD vadeliler de artıda,
Dow Jones %0,22, Nasdaq %1'e yakın, S&P 500 %0,39 artıda işlem görüyor. Ve ABD 10 yıllık tahvil 1,62 seviyesinde, %1,82'lik 1,60'ın altını görmüş, şu anda 1,60'ın üzerinde işlem görüyor. Ons altın peki ne durumda? Ons altınsa 1782, 1800 dolar seviyesini zorlamakta ama orayı kıramamakta ons altın. Gram altına bakalım, gram altın ise 477 lira seviyesinde, gün içinde 478 lira seviyesi en yüksek gördüğü seviye. Gümüş hafif hafif yükseliyordu, 26 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor ve petrol fiyatlarına bakacağız. Brent petrol ile devam ediyoruz. Brent petrol 70 dolara yaklaşmış durumda, %1,35'lik artış var. Petrol ufak ufak yükselişte ve 70 dolara da dayandı diyebiliriz. Diğer taraftan ABD ham petrolüne bakalım. O da 66 dolara 53 sent seviyesinde %1,28'lik artış görüyoruz. Evet, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın mesajları piyasaları sarstı. Önce ekonominin aşırı ısınmasını önlemek için faizlerin artması gerekebileceğini ifade etti. Daha sonra ise faiz arttırımının önerdiği bir şey olmadığını söyledi. Birkaç saat arayla gelen bu iki açıklama piyasalarda oynaklığı biraz arttırdı. So we expect to see the unemployment rate. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen önce faiz artırımını destekleyen, ardından bu ifadesinden geri adım atan açıklamalarıyla piyasalarda kafaları karıştırdı. İlk olarak bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan Yellen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın toparlanma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının biraz artması gerekebilir dedi. Yalın, hükümet harcamalarının ekonominin büyüklüğüne kıyasla nispeten küçük olsa da faiz oranlarında ılımlı artışlara neden olabileceğinin de altını çizdi. Hisse senedi ve tahvil piyasalarında sert düşüş, emtia piyasalarında ise yükseliş hareketine neden olan bu açıklamalar sonrası, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı'ndan yeni bir faiz mesajı geldi. Birkaç saat sonra bu kez Wall Street'in düzenlediği etkinlikte konuşan Yalın, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını söyledi. Harcama paketlerinin kalıcı bir yüksek enflasyona neden olmayacağını ifade eden Yellen, Fed'in enflasyonla başa çıkacak araçları olduğunu vurguladı. Öte yandan Janet Yellen'dan bir açıklama da kripto para piyasasına yönelik geldi. Farklı konularla mücadele etmek için gerçekten yeterli bir yapıya sahip değiliz diyen Yellen, Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto paralar için yeterli bir düzenleme çerçevesine sahip olmadığını ve bunun düzeltilmeyi hak eden bir konu olduğunu söyledi. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen, Amerika Birleşik Devletleri'nde yıl içerisinde faiz arttırım süreci olmayacağını öngördü. Hepşen, faiz oranları 2022 itibariyle arttırılsa bile bunun finansal kriz etkisi oluşturması zor ifadesini kullandı. En son Fed Başkanı'nın açıklamalarını dikkate aldığımız zaman açıkçası herhalde yıl içerisinde bir faiz arttırım süreci olmayacak diye tahmin ediyorum, ya da en azından böyle bir sinyal söz konusu geçen günkü toplantı yorumlarına baktığımız zaman. Dolayısıyla bu ortamda bireylerin özellikle 2021 yılında da Amerika tarafında düşük faiz ortamında mülk alımlarını değerlendireceklerini söyleyelim. Fakat dediğim gibi 2006 ile bu dönemi kıyasladığımız zaman gerçekten özellikle sıkı kredi koşullarının bankalar tarafından hane halkına uygulanıyor olması, aynen 2004 öncesi dönemde olduğu gibi prime gruba, yani doğru müşteriye yüksek miktarda kredi kullandırmaları aslında ilerleyen dönemlerde takibe dönüşüm oranlarının yine özellikle Amerika tarafında düşük kalmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Faiz oranlarında bir artış eğilimi söz konusu olsa bile. Dolayısıyla buradaki en kritik nokta aslında kime, hangi koşulda, hangi miktarda kredinin verildiğiyle ilintili. Bunun dengesini bozduğunuz zaman, o zaman iş gerçekten karşımıza kredi krizlerini çıkartabiliyor. Ama bugünkü ortamda sıkı kredi verme koşulları nispeten buradaki sürecin doğru bir şekilde yönetildiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla Amerika tarafında faiz oranları 2022 ile beraber arttırılsa bile bunun mutlak bir şekilde finansal kriz tarafına yansın, finansal kriz etkisi yaratabileceğini söylemek şimdilik çok zor diye söyleyebilirim. Çünkü burada önemli olan, dediğim gibi,
doğru kişiye doğru miktarda ve doğru koşullarda kredinin verilmesi. Çünkü bu doğruyu yaptığınız zaman finansal tarafta herhangi bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ama ne zaman ki bu doğrudan şaşılırsa, o zaman bu işte Japonya'da, İsveç'te, Güneydoğu Asya ülkelerinde ya da 2006'da Amerika'da olduğu gibi mutlak bir kredi kriziyle karşımıza çıkabiliyor. Küresel hisse senedi piyasasında savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinden 8'inin hisseleri Nisan'da yükseldi, ikisinin ise düştü. Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri geçen ay hisse senedi piyasalarında yatırımcısını sevindirdi. Küresel piyasada işlem gören 10 savunma ve havacılık şirketinden 8'inin hisseleri Nisan'da yükselirken ikisinin ise düştü. Şirketlerin bilançolarının beklentilerden iyi gelmesi de hisse senedi piyasalarında iyi performans sergilemelerini sağladı. Nisan'da hisse senedi piyasalarında Northrop Grumman %9,5, Raytheon Technologies %7,7, General Dynamics %4,8, Airbus %3,5, L3 Harris Technologies %3,2, Lockheed Martin %3, BAE Systems %0,2 ve Thales %0,07 kazandırdı. Bu arada geçen ay Leonardo'nun hisseleri %1,6 ve Boeing'in hisseleri %8 değer kaybetti. Evet, diğer taraftan bir son dakika gelişmesi geçiyor. Kanuni sondaj gemisiyle ilgili. Malumunuz Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulundu ama Karadeniz'deki arama çalışmaları devam ediyor. Hem arama çalışmaları hem de sondaj çalışmaları devam ediyor. Bir tarafta sondaj yapılırken diğer tarafta arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi Kanuni sondaj gemisi yola çıktı. Buna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Enerji Bakanı'ndan açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamasına bakacağız. Kanuni sondaj gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı diyor. İşte o tweet, Fatih Dönmez'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları. Denizlerde Kanuni Devri hashtag ile açılmış. Kanuni sondaj gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya gaz sahasında yapacak olan gemimiz Türk Ali 2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. İlk sondajını Sakarya gaz sahasında yapacak olan gemi Türk Ali 2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Bu önemli. Neden? Çünkü malumunuz doğalgaz rezervi bulundu ilk önce, sonra o rezerv daha da arttı ama devam ediyor. Başka yerlerde de bakılıyor. Başka yerlerde de şimdi Türk Ali 2 kuyusu Sakarya gaz sahasında, hedef Türk Ali 2 kuyusu. Buradan gelecek iyi haberler bekleniyor tabii ki, herkesin umudu. Çünkü Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. İşte bu dışa bağımlılığı azaltmak, enerji ithalatını azaltmak çok çok önemli. Çünkü cari açığın, hani Türkiye'nin yumuşak karnı olarak görülen cari açığın en büyük sebebi enerji ithalatı. Yıllık 40 milyar dolar, 35-40 milyar dolardan bahsediyoruz. İşte bunun azaltılması için Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi önemli. Bu açığı kapatacak önemli bir rezerv. Diğer taraftan Karadeniz'de çalışmalar devam ediyor. Ve buna ilişkin de Kanuni sondaj gemisi malumunuz limandaydı. Ve ilk görevi için Karadeniz'e açılıyor. İlk sondajını da Sakarya gaz sahasında yapacak gemi Türk Ali 2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı uğurlu olsun mesajı Fatih Dönmez'in ekranlarınızda gördüğünüz gibi. Biz de güzel haberleri, müjdeli haberleri bekliyor olacağız. Şimdi devam edelim haberlerimizle. Bu önemli son dakikayı sizlerle paylaştıktan sonra malumunuz halka arzlar yoğun şekilde devam ediyor. Bir taraftan SPK'ya başvurular var. Bir tarafta SPK tarafından onaylanan halka arzlar var. Arka arkaya geliyor halka arzlar. Yatırımcıyla buluşuyor. İşte bunlardan bir tanesi bu dönemin, özellikle pandemi döneminin yükselen yıldızı teknoloji şirketleri. İşte o teknoloji şirketlerinden bir tanesi Penta Teknoloji. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Buna ilişkin
hem şirketin detaylarını, hem sektörü, hem de planları konuşacağız. Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik karşımızda. Mürsel Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle hayırlı olsun. Birazdan bu halka arz konusunun detaylarını konuşuruz ama şimdi Penta Teknoloji, onunla başlayalım. Hangi ana başlıklar altında hizmet veriyor, neler yapıyor Penta Teknoloji? Penta Teknoloji, bilişim teknoloji pazarının lider katma değerli dağıtıcılarından biri. Kurulduğu ilk günden beri dijitalleşmeyle burada farklılaşmış, müşterilere de katma değerli hizmetler sunarak Türkiye'de bireyselden, kamudan, özel sektöre kadar her alana iş ortaklarıyla ulaşan bir dağıtım firmasıdır. 40'tan fazla teknoloji, yerli ve yabancı teknoloji markasının dünya devi markaları Türkiye ile buluşturan ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayan bir teknoloji firmasıyız. Peki biraz daha somutlaştırarak anlatırsak neler yapıyor? Evet. Penta Teknoloji sizin hayatınıza her alanda dokunan aslında bir firma. Bugün öğrencilerimizin uzaktan eğitim için kullandığı tabletten bilgisayara, oyun bilgisayarlarının tüm komponentlerine veya sizler yayınları yaparken ihtiyacınız olduğu altyapı bilişim ürünlerine veya bunların yazılımlarına kadar birçok markanın, şimdi marka zikretmemek için tabii, kendimi aslında bu konuda biraz frenliyorum. Yani birçok markanın Türkiye'de dağıtıcılığını yapıyor. 15'e yakın markanın da tek distribütörlüğünü yapmaktadır. Dolayısıyla Penta aslında Türkiye'nin her noktasında, bugün işte bir teknoloji marketine gidip bilgisayar aldığınızda, yazıcı aldığınızda, herhangi bir aksesuar aldığınızda arkasında Penta Teknoloji'nin garanti kartını görebilirsiniz veya pazar yerlerinden sipariş verdiğinizde veya internet sitelerinden size gelen ürünlerin içerisinde Penta Teknoloji'nin garanti kartlarının çıkma ihtimali %30'larda. Yani hem ürün hem de yazılım diyorsunuz. Geniş bir konsept. Peki özellikle bazı yazılımlarımız, pardon. Buyurun. Özellikle bazı yazılımlarımız inşaattan mimariye, bu film sektöründen televizyon yayıncılığına kadar alanlara dokunan yazılımlarımız var. Yani bugün Türkiye'nin önde gelen çok büyük projelerin aslında arkasında bizim Türkiye'de dağıtıcısı olduğumuz yazılımlarla yapılan ürünlerdir. Yapılan projelerdir, çok büyük projeler. Yani Türkiye'nin teknolojik gelişimine olsun, her türlü gelişimine katma değer sağlayan bir dağıtıcıyız. Ne zaman kuruldu, ne kadardır Türkiye'de hizmet veriyor? Penta Teknoloji, Penta Bilgisayar adıyla 1990 yılında üniversiteli bilgisayar mühendisi, üniversiteli öğrenciler tarafından kurulmuş bir startup şirket olarak hayata başlıyor. 2011 yılında gelinceye kadar çok önemli kilometre taşları var. Burada 1997 yılında Türkiye'nin ilk kendi sektöründeki B2B sitesini yazmaya başlıyor. 2008 yılına geldiğinde bu B2B'nin de katkısıyla dolar bazında son 10 yılda en hızlı büyüyen 4. şirket olma ödülünü alıyor. Bunu Capital 500'den alıyor ve 35 kat büyüyor. Daha sonra 2008 krizi sonrasındaki büyüme arzumuz 2011 yılında Yıldız Holding çatısı altına girerek, şemsiyesi altına girerek devam ediyor. Çünkü onun da Yıldız Holding'in stratejik bir ortaklık yapabileceğimiz Mersa Sistem denilen bir başka firması vardı sektörün büyüklerinden. Bu iki şirketi birleştirip ikinci dijital dönüşüm yolculuğumuzu başlatıyoruz. Ve Türkiye'de sektörün en büyük ikinci firması haline geliyoruz bilişim sektöründe. Daha sonra yine sektörde öncü firmaları, yazılım firmalarını satın alıyoruz. İşte Sayısal Grafiği, Xperi, Mediasoft'u ve Ekip Elektroniği satın alarak şirketin aynı zamanda karlılık ve borçluluk anlamında da çok sağlam bir yere taşıyoruz. Ve geldiğimiz noktada artık uzun vadeli stratejilerimiz sonucunda da halka arz edilerek, halkla buluşarak, önümüzdeki teknolojik sektörünün büyümesinden çok ciddi büyüme potansiyeli olan bir sektörü Türkiye'de aynı şekilde güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Karlılığınız ve borçluluktan bahsettiniz. Onları da alabilir miyiz? Penta Teknoloji 2020 yılını bir önceki yıla göre %50.2'lik büyümeyle
4.2 milyar lirayla tamamladı. Favörümüzü ise önce brüt karımızı %56'lık büyümeyle 315 milyon TL, favörümüzü ise %81'lik artışla 234 milyon lirayla kapattık. Ve bu güçlü büyüme ilk çeyrekte de devam etti. Ve önümüzdeki dönemde özellikle pandeminin, inşallah bir an önce kurtuluruz bu pandemi şeyinden diyeyim, belasından diyeyim, hepimiz inşallah tabii sağlıkla kavuşuruz. Ama dijital farkındalığı hem Türkiye'de hem dünyada dijital farkındalığı fazlasıyla artırdı. Çocuklarımız uzaktan eğitime, işletme çalışanlarımız uzaktan çalışmayı öğrendi. Ben biraz öğrendi olarak bakıyorum. Çünkü hayat %100 eskisine döndüğü zaman da bu hayatımızın bir lüksü olarak veya bir konforu olarak devam edecek. Çalışanlarımız uzaktan da çalışmak isteyecek. Öğrencilerimiz veya öğretmenlerimiz çocuklarına uzaktan da eğitim vermek isteyecek. Veya Türkiye'nin her yerindeki öğrenciler dünyanın her yerindeki eğitim kurumlarından eğitim alabilecek hale gelecekler. Dolayısıyla bu gelişim, bu teknolojik gelişim ve farkındalık aslında teknoloji pazarını sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok hızlı büyütüyor. Biz de Türkiye'mizin geri kalmaması için bu pazarda çok daha fazla iş yapmamız gerektiğinin farkındayız. Çünkü biz ana oyuncular olarak aslında bizim sırtımızda önemli yükler. Çünkü bu sektörü domine eden, bu sektörün ürünleri Türkiye'ye getirmemiz sayesinde bu sektör büyüyor ve insanlar ürünlerle buluşuyor. Dolayısıyla bu büyüyen sektörden de pay almak için çok daha güçlü finansal yapıyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Peki kur sizi nasıl etkiliyor? Kur, bizim sattığımız ürünler döviz bazında olduğu için, alacaklarımız da döviz bazında olduğu için aslında kur bizim cirolarımızı artırmakta ama faaliyet giderlerimiz TL olduğu için faaliyet giderlerini düşürmektedir. Şirketin verimliliğini artırmaktadır. Bundan önceki krizlerde kur işlerimizi çok olumsuz etkilerken pandemiyle teknoloji ve bilgisayar artık ihtiyaç olduğunu tüm insanlar anladığı için açıkçası bizim sektörümüz olumsuz etkilenmedi. Tam tersine bizim sektörümüze olan ihtiyaç arttı. Önümüzdeki sürede, önümüzdeki dönemde de teknoloji sektörüne ihtiyaç artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Borçluluk tarafında nasıl bir tablo var? Borçluluk tarafında şirketimiz özellikle çok rasyoları 2020 sonu itibariyle borç, net finansal borç bölü EBITDA dediğimiz rasyoda 2 çarpana gelerek, 3 sene içinde 4 çarpandan 2 çarpana gelerek, yani borcunu %30 oranında favoyunu artırarak, aynı zamanda borcunu %30 oranında düşürerek çok verimli ve sağlıklı bir yere getirdi. Bundan sonraki süreçte halka arzda da, yine halka arz yapısında da önemli ölçüde sermaye artışıyla şirket öz kaynaklarına dönecek. Öz kaynaklarıyla artık bundan sonra işini yapabilir hale gelecek. Borçluluk çok çok az. Yani bir favörünün, yani bir favörün bile çok altına inecek. Yüzde, yani işletme sermayesi ihtiyacımız %80 öz kaynaktan, %20'nin altında bir rakam borçluluktan, finansal borçluluktan oluşacak. Peki. Böylelikle net karı çok etkileyecek. Halka arzdan bahsedelim. Talep toplama dönemi 6-7 Mayıs tarihlerinde olacak. Evet. Detaylarını da sizden alalım. Ve Cuma günü. Evet. Şimdi geçen perşembe halka arzımız SPK tarafından onaylandı. Halka arz yapımız yaklaşık ek satış öncesi %70'lere varan, %65 oranında sermaye artışından geliyor. 21 milyon toplam ek satış dahil hissenin, ek satış öncesi 18,5 milyon hissenin 12 milyonu halka sermaye artışından gelmektedir. Ek satışlar sonrasında ise yaklaşık olarak şirketin %48'i halka açılmış olacak. Güçlü bir öz kaynağa da kavuşmuş olacak. Peki, halka arzdan elde edilecek gelir nerede kullanılacak? Bizim gibi teknoloji firmalarının açıkçası ağır sabit kıymet yatırımları bulunmamaktadır. Bizim gibi teknoloji firmalarının öz kaynaklarının güçlü olması ve bu güçlü öz kaynağın kaldıraç etkisiyle hem yurt dışından hem yurt içinden çok daha fazla ticareti büyütme imkanlarına sahip olacağından biz bunu tamamıyla öz kaynağımızı güçlendirmek amacında kullanacağız. Şirketin öz kaynaklarına girecek ve şirketin halihazırdaki kredi borçlarını kapatacak. Böylelikle şirket çok daha düşük borçluluk ve çok daha fazla net karlılıkla hayatını sürdürerek, daha doğrusu bu büyümeyi finanse edecek, büyümeyi finanse edecek yapıya çok daha güçlü oluşacak, ulaşacak.
Şimdi müşteri portföyünüz nasıl? Ne kadarlık bir ne kadar müşteriniz var? Diğer taraftan bu pandemi döneminde müşterilere nasıl hizmet verdiniz? Şimdi tabii hükümetimizin aldığı önlemlerde lojistik ve tedarik zincirinde hiçbir aksamaya sebebiyet vermediği için bizler de bu bağlamda açıkçası işlerimizi aksatmadan devam ettik. Biz perakende mağazalarından kurumsal firmalara kadar, internet satışı yapan firmalardan açıkçası Anadolu'nun ücra yerindeki bilgisayar firmalarına kadar tüm firmalara ulaşabiliyoruz. Bizim yaklaşık 3500 tane aktif, 9000'e yakın bayimiz bulunmakta. Biz bu dönemde özellikle dijitalleşmenin verdiği katkıyla, biz teknoloji sektöründe en dijital şirketlerden biriyiz. Bunun da katkısıyla tüm beyaz yaka personelimizi evden çalıştırırken, tüm lokasyonda çalışması gereken arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla geldi ve bu dönemde bile gece 10'a kadar aldığımız siparişleri ertesi sabah 10'a kadar teslim ettik yaklaşık 6 ilde işlerimizin yarısından fazlasında. Dolayısıyla bu dönemde hiçbir aksama olmadan işlerimizi devam ettik ve pazarda da döviz bazında da TL bazında da çok ciddi büyümelere ulaştık. Peki diğer taraftan şimdi pandemi dönemi en çok belki de hani pandemi döneminin en çok yaradığı sektörler bilişim sektörü, teknoloji tarafı oldu. Nasıl bir farklılık gördünüz? Talepte ne kadarlık bir artış gördünüz? Şimdi geçtiğimiz yıl %30'lara yakın dolar bazında bir büyüme gerçekleşti. İşte TL bazında bu, yani sektör olarak baktığımızda TL bazında zaten bize %50'lik bir büyüme geldi. Bu senede bu büyüme benzer şekilde devam ettiğini görüyoruz. Daha bile fazla olarak devam ettiğini görüyoruz. İlk çeyrek itibariyle. Evet, ilk çeyrek itibariyle. Biz bilgi teknolojileri pazarı zaten 3 yıl öncesine göre baktığımız zaman da piyasa değeri BİST'te de yaklaşık 6 kattan fazla artmış durumda. Dolayısıyla bizim için, halka arz için çok uygun bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda yani pandemi dijital farkındalığı çok ciddi artırdı. Yani artık bugün dijitalleşmeyen insanlar, firmalar, hatta evinde bilgisayara ulaşamamış ailelerin bile birinci hedefi çocuğuna bilgisayar almak ki derslerinden geri kalmasın. Çünkü bundan sonraki dönemde artık hayatın bir parçası olacak. Bizler de genç çocuklarımızı yetiştirmiş veliler olarak, biz gerçi aldık çocuklarımızı ama insanlar, yani alma kapasitesine sahip insanlar bile çocuğuna derslerinden geri kalmasın diye bilgisayar almazken, bugün tam tersine derslerine odaklansın, derslerine yetişsin diye bilgisayar almak zorunda. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sadece burası değil, tüm şirketlerin altyapıları, teknolojik altyapılarla beraber teknoloji olarak Türkiye bu alanda çok gelişme potansiyeline sahip. Yani karşılaştırdığımız zaman Avrupa'nın gelişmiş ülkeleriyle bizim ulaşmamız gereken rakam, içinde bulunduğumuz, ürettiğimiz rakamın 3-4 katı olması gerekiyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin de gelişmesi için teknoloji sektörünün gelişmesi gerektiğine inananlardanız. Peki şunu soracağım. Son zamanlarda çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi, işte en çok belki de otomotiv sektörünü etkilediği için de konuşuyoruz. Çip sıkıntısı. Bu çip sıkıntısı teknolojide, beyaz eşyada, her alanda aslında etkileyen bir durum. Sektör olarak ne görüyorsunuz? Nasıl bir etkisi var? Mesela mal tedariğinde, ürün bulmada bir sıkıntı yaşanıyor mu veya yaşanma emareleri var mı? Özellikle çip tabii dünyada birkaç ülkede üretiliyor, Uzak Doğu'da. Dolayısıyla bu iklim koşullarının bile bu çipleri üretilmekte etkisi var ama bunların üzerindeki en önemli etki aslında çipe olan talep, bilgisayarlara olan talep. Şimdi arabalarda kullanılmakta kalmadı. Artık bugün evimizin bir buzdolabında da bu çipler kullanılmaya başladı. Çünkü özellikle nesnelerin interneti ve makine öğrenmesi dediğimiz kavramlar her şeyi bilgisayarlaştırıyor. Her makineyi bilgisayarlaştırıyor. Dolayısıyla her bilgisi, normal içinde çip olmayan artık ürün kalmadı. Kalmayacak önümüzdeki süreçte veya diyeyim. Dolayısıyla bu çip üretim anlamında da üretim kapasiteleri artırıldığı zaman biraz rahatlama olacak ama bizim tahminimiz önümüzdeki 6 ay 1 sene bu çip sıkıntısı sürecek ama bilgisayar ürünleri bu işin ana olmazsa olmazları olduğu için burada en az etkilenen oluyor. Sadece arz talep dengesi dolayısıyla fiyatları birazcık yukarı doğru ittirmekte çip sıkıntısı. Şu anda fiyatları yukarı doğru ittirmekte. Diğer taraftan tedarik konusunda bir sıkıntı var mı? Ürün sıkıntısı yaşanıyor mu bazı ürünlerde veya bazı alanlarda? Tabii yani
ürün sıkıntısı tüm dünyada aynı mesela aşı piyasasında olduğu gibi aslında bilişim ürünlerinde de talep çok fazla. Yani üretim kapasitesinin üstünde bir talep var. İşte bizler güçlü öz kaynağı olan firmalar olarak uzak doğudaki fabrikalardan doğru zamanda doğru ürünlere alokasyon yaparak ürünleri Türkiye'ye getirtme gayreti içinde oluyoruz. Ve geçtiğimiz yıl bu pazarda özellikle bilgisayar satışlarında %50'ye yakın bir artış oldu. Biz bunu sağlayabildik. Çünkü bunu sağlayan aslında Türkiye'ye baktığımız zaman bizim gibi 3-4 tane firma sağlıyor. Dolayısıyla biz şu anda Türkiye'nin bir eksiği olmadı. Yani ihtiyacı karşıladık ama birazcık ürün anlamında az bir, yani çok öyle bol bol değil tabii ürünler. Yani gittiğiniz zaman perakende de olsun, internet sitelerinde ürüne ulaşıyorsunuz. Ama ürünün stok miktarı daha hızlı şu anda dönüyor. Peki. Gelen gidiyor açıkçası. Peki, çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz halka arzıda. Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay Hayırlı gelsin. Olsun. Sağ olun. Evet, devam edelim haberlerimizle. Şimdi Market Petrol Bölümü Başkanı Spencer Welch pandeminin petrol piyasasına ilişkin etkilerini değerlendirdi. OPEC artı ülkelerin üretime yönelik kesinti kararı petrol fiyatlarını yükselttiğini belirten Welch, salgın öncesine kıyasla günlük 4 milyon varillik bir petrol farkı söz konusu olduğunu söyledi. ISH Market'te biz diğer herkes gibi örneğin işte yılbaşı beklentilerimizi yukarı yönlü revize etmek durumunda kaldık. Çünkü 50 dolar seviyesinden varil başına başlamıştı ama 60 dolar seviyesinde hatta 68 dolarda seyrediyor Brent petrol ve yıl sonuna kadar da orada kalmasını bekliyoruz. Burada sadece petroldeki yükseliş sadece küresel ekonomideki iyileşmeden dolayı değil, bir yandan da OPEC artı ülkelerinin burada arz tarafında kesintiye gitmelerini gözlemledik. Orada da tabii ki petrol fiyatları bir miktar yukarı iten bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Bütün bu pandemi sürecinde pek çok farklı ülke burada farklı zamanlarda farklı şekilde etkilendi pandemiden. Yani bir yıl önceye baktığımız zaman Çin bu pandemi geride bırakırken diğer ülkeler, dünyanın geri kalanı bu pandemiye yeni başlıyordu ve işte maalesef şu anda Hindistan'da çok kötü bir tablo var ve işte mesela ABD ya da Avrupa'da burada en kötünün de geride kaldığını görmek mümkün oluyor. Evet, Hindistan gerçekten de hem nüfus tarafından baktığımız zaman hem de ekonomi ve petrol talebi tarafından baktığımız zaman gerçekten büyük bir felaket gibi duruyor. Ve örneğin işte talep tarafından bakıldığı zaman işte belki de ABD ile kıyasladığımız zaman Hindistan tarafından gelebilecek talep azlığı piyasayı etkileyebilir. Ama şu anda yine de biz hala pandemi öncesine göre %4 oranında daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse günlük olarak 4 milyon varillik bir düşüşten bahsediyoruz. Petrolle ilgili tüm perspektif şu an itibariyle talep tarafında şekilleniyor ve bütün MTI için aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. OPEC ülkeleri ve onların ortakları şu anda talebe cevap veriyor ve insanlar daha fazla petrole ihtiyaç duydukça onlar da adım adım daha fazla petrol vermeye başlayacak piyasalara. Uluslararası Enerji Ajansı temiz enerji dönüşümünde kritik minerallerin rolü raporunu yayımladı. Rapora göre 2040'a kadar temiz enerji teknolojilerinde kritik minerallere yönelik talep patlaması yaşanacak. Kritik mineral ihtiyacının 2040'a kadar 6 kat artacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın temiz enerji dönüşümünde kritik minerallerin rolü raporuna göre bakır, lityum, nikel, kobalt ve nadir toprak elementleri küresel enerji dönüşümünde büyük önem taşıyor. Temiz enerji teknolojilerinin hakim olduğu bir enerji sistemi, fosil kaynakların merkezinde yer aldığı yapıya göre derin farklılıklar gösteriyor. Bir elektrikli araç için konvansiyonel bir araca göre 6 kat daha fazla minerale ihtiyaç duyulurken, rüzgar enerjisi santralinde doğal gaz santraline kıyasla 9 kat daha fazla mineral kaynaklar kullanılıyor. Elektrik araç bataryaları ve depolamada mineral talebinin 2040'a kadar en az 30 kat artması bekleniyor. Düşük karbon elektrik üretiminin giderek daha yaygın hale gelmesiyle ise bu sektördeki kritik mineral talebinin 2040'a kadar 3 kat artacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda rüzgar enerjisi başı çekerken
Güneş enerjisi ve büyüyen elektrik altyapısının da özellikle bakır ve alüminyum talebinin yükselmesinde etkili olması bekleniyor. Şimdi küresel ekonomide toparlanma işaretleri geliyor. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan bu işaretler geliyor. Küresel imalat PMI Nisan'da 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Diğer taraftan otomobil satışlarına bakıyoruz. İngiltere'de yeni otomobil satışları Nisan ayında 30 kat artmış. Yaklaşık 141 bine yükselmiş. Tabii burada aşılamayla yakalanan başarı, ekonomilerin normalleşmesi önemli bir rol oynuyor. Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Apara Londra muhabiri Alparslan Düven'e uzanıyoruz. Alparslan bize gelişmeleri aktaracak. Neler oluyor? Ekonomide canlanma, hareketlilik ne durumda? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Açıkçası sokağa inen ve sokağın nabzını tutan birisi olarak söyleyeyim. İngiltere'de normale dönüş başlamış durumda. İnsanlar biraz da deyim yerindeyse deli gibi alışveriş yapmaya başlamışlar. Hatta mağazalarda indirimler bile devam ediyor ki insanları cezbetmek için mağazalara gelmelerini sağlamak açısından. Ancak ana caddelerde dikkatimi çeken bir şey var. Çok sayıda mağaza kapalı ve bazıları tamamen artık kapatıldı. Önemli markalar ana caddelerden silindi gitti. Bunların izleri nasıl açıkçası yeniden belki de çizilebilir? Aynı izler, aynı işaretler, aynı çizgiler, aynı kaliteler bir daha ne zaman ana caddelere kazandırılabilir? Bunlar çok önemli tartışılan konular. Ekonomi konusunda tabii ilerleme biraz kalkınma söz konusu. Ancak dediğim gibi ana caddelerdeki en önemli mağazaların kapanmış olması insanların kafalarında soru işaretleri bırakırken çok sayıda önemli markalar gitti. Yerlerine sadece 3-5 yabancı markalar duruyor. Onlar da açıkçası çok sayıda müşteri almaya başladılar. Dediğim gibi İngilizler alışverişi seven bir toplum oldukları için de açılışı bu kapanmaların yeniden kaldırılmasını merakla beklemişlerdi. O gün geldi ve insanlar hücum ettiler. Şu an alışverişler devam ediyor. Dediğim gibi diğer yandan ülkede yeni otomobil satışları Nisan ayında bayilerin kapanarak satışların durduğu geçen yıla kıyasla 30 kat artarak 141 bine yükselmiş durumda. Buna karşılık satışlar salgın öncesi ortalamanın %13'ünün altında kaldılar ve koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl Nisan ayında fabrikalar ve galeriler kapanmış. Satışlar %97 oranındaki bir düşüşle 1946 Şubat ayından bu yana en düşük seviye olan 4321 adede gerilemişti. İngiltere'deki otomobil bayilerini temsil eden motorlu araç üreticileri topluluğunun yayınlamış olduğu öncü verilere göre Nisan ayında 141 bin araç seviyesinde bulunan satışlar 2010-2019 aylık ortalamasının hala %13'ün altında bulunuyor. Motorlu araç üreticileri topluluğu Nisan ayına ait nihai verileri bugün yayınlayacak. Öte yandan küresel imalat PMI Nisan ayında 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı. JP Morgan küresel imalat PMI Nisan ayında 55.8 puana yükselerek 2010 yılı Nisan ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldi. Endekste yer alan 24 ülkeden 21'inde işletme koşullarının iyileştiği görülürken sadece Meksika, Myanmar ve Filipinler'de daralma sinyali alınmış durumda. Endeks imalat üretiminde üst üste 10. ayda da büyümeye işaret ediyor ve büyümeye Euro bölgesi, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya gibi bölgelerdeki imalat toparlanmasına öncülük etmiş durumda. Endeksin tüm alt kategorilerinde de yükseliş yaşanmış olması da dikkatlerden kaçmıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki teşekkür ediyoruz Alparslan Düven'e. Evet, hem bir taraftan imalat PMI'lar artıyor hem de işte otomobil gibi Avrupa'da geçen yıl oldukça daralan bir alandı. Satışlar çok düşmüştü. Hareketlilik var. 30 kat Nisan ayında 30 kat artmış. Dün bir kripto varlık hizmet sağlayıcıları için Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından temel esasları belirleyen bir belge yayınlandı. Şimdi suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanın önlenmesine dair yükümlülüklere ilişkin temel esasları içeren bir rehber yayınlandı. Bunu konuşacağız. Merkez Bankası tarafından adımlar atılmıştı.
İşte bir mal ticaretinde kullanılamaz kripto paralar dendi. Diğer taraftan aracılık faaliyetlerine bir düzenleme getirildi. Şimdi de MASAK tarafından kripto para rehberi yayınlandı. Bunun detaylarını konuşacağız. Neler getiriyor? Bu düzenlemeler yavaş yavaş yani düzenlemeye doğru gidiliyor. Ne ifade ediyor? Avukat Elçin Karatay karşımızda. Elçin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi burada dikkat çeken konulara baktığımızda herhalde kimlik bilgileri konusuna önem veriliyor. İsterseniz önce kimlik bilgileri ve bunun doğrulanması ile ilgili kimlik tespiti kapsamında alınan bilgiler, kimlik tespiti kapsamında bilgilerden teyit gerekenler nasıl bir düzenleme onunla başlayalım. Tabii ki aslında birkaç gün önce bir değişiklik yapıldı ve MASAK aslında belli yükümlüler belirliyor kendi mevzuatlarında ve bu yükümlülere diyor ki siz çeşitli kimlik tespitleri yapın, çeşitli şüpheli işlemleri bizlere bildirin ve bu yöntemle de kara paranın aklanmasının önlenmesi ve yine terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik denetimleri yapabilirim. Amaç bu mevzuatta. Burada da kripto varlıklara yönelik aslında hizmet sağlayıcılar bu listenin içine girmiş oldu. Kimler vardı? Daha önce bankalar vardı, ödeme kuruluşları vardı, aracı kurumlar vardı. Aslında bunların yanında şimdi bir de kripto varlık hizmet sağlayıcıları girdi. Rehber de aslında şüpheli işlem bildirimlerinin nasıl yapılacağı, kimlik tanımada ne gibi esasların uygulanacağını ayrıntılı olarak düzenliyor. Ne getirdi peki hayatımıza? Örneğin kripto varlık alım satımı yapan kişiler için değişen bir şey oldu mu? Dediğiniz gibi en çok belki de görünen etkisi bunun kimlik tanıma tarafında olacak. Zaten Türkiye'deki bazı yani hatta en büyük olarak nitelendirebileceğimiz bu kripto varlık alım satımına aracılık eden platformlar kimlik tanıma işlemlerini gerçekleştiriyorlardı. Bu türden bir yükümlülük olmamasına rağmen. Evet. Ancak bunlar artık bir yükümlülük olarak tanımlandığı için tüm kripto varlık alım satımına aracılık eden platformlar artık kişilere kimliklerini soracak, bu bilgileri edinecekler. Ne değişecek yine? Artık şüpheli işlem bildirimleri de masa doğrudan yapılacağı için bir işlemin şüpheli olup olmadığını anlamaya yönelik ek sorular yöneltebilecek platformlar. Örneğin mesleğinize ilişkin hani bankalardan tanıdık olduğunuz diye düşünebilirsiniz aslında. İşlemi neden yaptığınıza ilişkin bilgileri sorabilecekler. İçeride şüpheli olup olmadığını değerlendirecekler ve bir şüpheli işlem varsa bunu masa bildirecekler. Dediğim gibi bankalara ödeme kuruluşları, aracı kuruluşlar zaten bunları aslında gerçekleştiriyordu uzun süredir. Peki bu örnek şüpheli işlem tipleri nasıl olacak? Yani neler şüpheli işlem olacak? Nereden anlaşılacak şüpheli işlem olduğu? Aslında yine dediğim gibi bu konuda hani nispeten gelişmiş bir bankacılıkta ödeme kuruluşlarında bir uygulama tabii ki vardı. Ancak genel tanım aslında hani şöyle nitelendirebiliriz. Örneğin bir kişinin gelirleriyle uyuşmayacak kadar büyük işlemler. O kişinin siyasi bağlantıları varsa ona yönelik bazı işlemler olabiliyor. Yine işlem limitleri belirlenebiliyor bakanlıkça. Bu işlem limitlerini aşan işlemler bildiriliyor. Burada hani birkaç küçük işlem yapılması, arka arkaya sürekli işlem yapılması, aynı IP'den birkaç kişinin bağlanması gibi hani şüphe teşkil edebilecek işlemler bildiriliyor. Ama bu bir yaptırım değil. O yüzden yanlış anlamamak lazım. Yani bu bildirildi diye kullanıcının başına bir şey gelecek demek değil. Sadece bunlar kara paranın aklanması ya da terörizmin finansmanı için riskli görüldüğü için, şüpheli görüldüğü için MASAK inceleyebilmesi sebebiyle bu tür kuruluşlara diyor ki hani bunları bana bildirin. Yani şüpheli işlem bildirilecek, incelemeyi MASAK yapacak. Sonuçta tabii ki o karar verecek. Peki bu kripto para aracı kuruluşları bu işlemleri bildirmezse ne olacak? Veya diyelim ki veya işte göz ardı ettiler bazılarını, gözden kaçırdılar. Bu durumda bir aslında ceza işlem var mı? Var. İdari para cezaları da var. İşte 30 bin mesela müşteri tanıma yükümlülüğünün yerine getirmemesinde 30 bin lira gibi. Şüpheli işlem bildiriminin yapılmamasında 50 bin lira gibi. Hani bu tek ihlal için ve hani üst limiti de 4 milyon liraya kadar çıkabilen aslında idari para cezaları var. Yine hani yöneticilerin bazı yükümlülükleri var burada. O yüzden dikkatli olunması gereken hani ben
platformların çok aksatmadan yerine getireceğini düşündüğüm yükümlülükler bunlar. Burada işte Merkez Bankası'nın açıklamaları vardı. Bir düzenlemesi söz konusuydu. İşte yatırımcıyı korumak açısından ve riskleri belirterek yaptığı bir açıklama. Masak ise burada ana amaç bu paranın teröre veya işte buna ilişkin yerlere gitmesini engellemek. Değil mi? Asıl amaç bu. Doğru. Yani Merkez Bankası biliyorsunuz ödeme sistemleri ve elektronik paraya ilişkin kuruluşları ilişkin düzenlemeleri ve denetlemeleri de gerçekleştiriyor. Aslında orada tebliğli amaç hani bu kuruluşların kripto varlık platformlarına para gönderirken kullanılmaması, bu işlemlerin bankalar üzerinden gerçekleştirilmesiydi bir tarafı. Diğer tarafı da ödeme sistemi altyapılarında blok zincirin kullanılmamasıydı. Bu tarafsa dediğiniz gibi sadece aslında kara paranın aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin bir yükümlülük. Kullanıcıları doğrudan etkileyen hani onların yapması gereken işlemleri tanımlamıyor. Platformlara bu engellemeleri yapması için bazı yükümlülükler getiriyor. Bunu çok uzun süredir bekliyorduk. Çünkü Türkiye'nin de tarafı olduğu Financial Action Task Force diye bir uluslararası kuruluş var. O zaten 2019'daki düzenlemelerinde aslında bu tavsiyelerde bulunmuştu. Türkiye'de bir hani üye olarak bunlara uyması zaten bekleniyordu uzun bir süredir. Peki, çok teşekkür ederiz. Katkılarınızdan dolayı avukat Erçin Karatay, teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, Masak tarafından kripto para rehberi ve işte burada özellikle suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanının önlenmesi amaçlanıyor. Buna ilişkin rehber niteliğinde ve burada yaptırımlar da söz konusu. İşte o kripto paralarla aracılık edenleri ilgilendiren bir düzenleme. Evet, ekonomi notlarının sonuna geldik. Hoşçakalın.